Merhabalar arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olmamızı aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. 3'ünün markaları da altın başak 50 numara. Yeşil, beyaz, sarı rengim var. Yazmam, desenli, markası Reyyan. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben önceden bu şekilde ara kısmını iki tane pırpır yaptım. Yaprak yaptım. Sinek kanadı da diyebiliriz. Hemen birinci zürafama indim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ikinci zürafamızı yaparak başlıyoruz. Arada 1-2 tane boş zürafa bırakıyoruz. 1-2. Hemen 1-2. Üçüncüyü de şöyle sinek kanadımızı yapmak için kullanacağız. Zürafamın içine geri batıyorum. Hemen zürafamın içine batarak önce bir pırpır yapıyorum. Burada yaprak yapacağız ara kısmında. Hemen pırpırımın başına batıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Bu şekilde ara kısmını bu şekilde süslüyoruz. Hemen birinci zürafama batarak aşağı iniyorum. Modelimin arasında 5 tane boş zürafa bırakacağım. Arka tarafa 5, ön tarafa 6 tane bırakacağız. Gülümüz öne doğru kayıyor. 2, 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane zürafamı yaptım. Hemen bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. İkinci zürafama batarak burada bir yuva oluşturuyorum. Yuva şu şekilde olacak. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Burada önce bir pırpır yapıyorum. Bu boyutta. Pırpırımın başına çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Ayarlıyorum. Tekrar pırpırımın başına çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Pırpırımın başına çıkıyorum. Bu şekilde 5 taneden oluşacak. 1, 2, 3. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Çıkarken ve inerken ipimizi ayarlıyoruz. Yaprağımız güzel olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5 tane ya pırpırdan veya daldan oluştu diyelim. Hemen şöyle boş düğüm oldu. Tekrarlıyoruz. Pırpırımın içine batıyorum tekrar yuvamın içine. Şurada inerken son iniş ipimizi biraz bol bırakalım. Yaprağımız bu şekilde oluşacak. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Yaprağımızın şöyle yarısına gelecek şekilde biraz daha kısa. Pırpırımın başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak şöyle tepesinde bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvamızın içine aşağı iniyoruz. İnerken hafif bol bırakalım. Gerilme olmasın. Bu şekilde
Hemen birinci zürafama batarak arka tarafta 5 tane boş zürafa bırakmıştık. Ön tarafta 6 tane bırakacağız. Çünkü gülümüz öne doğru geliyor. 2 3 İğneyi batırdım elime. İnşallah kanamaz. 4 5 Küçük kanadı. Neyse, olur böyle şeyler. 6 2 4 6 tane de ön tarafa yaptım zürafa. 4 5 tane arka tarafa, ön tarafa da 6 tane. Şimdi 7.'yi de ara kısmı süslememiz için kullanacağım. Zürafamın içine geri batıyorum. Burada yine bir yaprak yapacağız. Zürafamın içine batarak bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve zürafamın içine iniyorum. Ara kısmında bu şekilde süslüyoruz. Hemen birinci zürafamı batacağım. Arada iki tane boş zürafa bırakıp birkaç tane daha bu şekilde yaprak yapacağım. Gülüm için ipimi alıp geleceğim. Evet, öncelikle yazmamızın alt kısmını şöyle göstereyim. Bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Bakın gerçekten de çok güzel, ütü bile gerektirmeyen model olacak. Hemen ikinci aşama olarak ikinci rengimi aldım. Dalımın pırpırına batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Hafif sola kaydıralım. Şimdi yine pırpırımın içine batarak burada minik bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle çeviriyorum. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Tekrar pırpırıma batıyorum. Üstünden bir pırpır daha geçiyorum. İki katlı oldu. Tekrar düz tarafına çeviriyorum. Yine pırpırımın içine batarak şöyle bir pırpır daha üstten geçiyorum. Üç katlı yaptım. Üç katlı bir kele olan yaptım diyeyim. Şöyle. Biraz parlıyor. Hemen buradan ipimi keseceğim. Beyaz rengimi alıp geleceğim. Evet, beyaz rengimi aldım. Şimdi yine yeşil pırpırıma batıyorum. Hemen sol tarafa iki düğümle sabitliyorum. İyice ayarlıyorum. Bu şekilde sabitledim. Yine pırpırımın içine batıyorum. Yeşil pırpırımın içine batıyorum. Burada şöyle bir, bakın biraz daha küçülteceğim. Ayarlıyorum. Bu şekilde bir, yine üstten pırpır geçtik. Ters çeviriyorum. Düz taraftan da yapabilirsiniz. Yeşil yaprağıma, yeşil pırpırıma yine battım. Yine üstten bir tane, bir kat daha beyaz ipimi geçtim. Düz tarafına çevirdim. Şimdi şöyle batarak yaprağımı çekeyim. Şöyle bir ayarlayacağım. Burada pırpır yapacağız. Düzenli olmasına özen gösterelim. Evet, şöyle bir, yine aynı yuvamızın içine batarak hemen aynı boyutlarda pırpırlar yapıyoruz. 2 Tekrar aynı yere şöyle 3 Sadece beyaz iplerimizi alıyoruz. İki katlı iplerimizi. Diğer kele olanımız
Ortada süs olarak duracak. Düzeltelim. Bu şekilde. 4. Yine aynı yere. 5. Aynı boyutta olmalarına özen gösterelim. 6. Yedi. Şöyle 8. Dokuz. 10. Buraya toplamda 15 tane pırpır yapacağım. Tabii sizlerin yaptığı şöyle pırpırlara, yuvalara bağlı bir şey daha fazla da sığabilir. Ben 15 tane pırpıra tamamlayacağım. Son halini bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, bakın ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Ve verdiğim fiyatlar arkadaşlar masraf karşı tarafa ait olmak şartıyla. Tabii bu yazmanızın kenarına kaç gül koymanıza sıklık ve aralıklara bağlı olarak da fiyat değişebilir. Ona göre fiyatları ayarlarsınız. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.